Selam arkadaşlar, ben Soner. Bugün virüs oyunumuzun dördüncü, yanılmıyorsam dördüncü bölümü. Birazdan gene bakarız. Evet, dördüncü bölümünü oynayacağız. Dördüncü bölümü Parazit. Videolar artık biraz geç gelebilir. Geç gelmesinin nedeni her bölüm için ayrı strateji geliştirmek. Tabii stratejiyi geliştirdiğim günde videoyu çekemiyorum. Bir şeyler oluyor. Aksilikler oluyor. O yüzden videolar geç geliyor. Kusura bakmayın. Şu anda mantar bölümünde açtığımız yetenek bu. Evet, açtığımız yetenek şu anda ekranda gördüğünüz iyonize helis. Bu yeteneği aldım. Şu anda iki yetenek açılmış ama ikincisi hiçbir işe yaramıyor. Birinciyi aldım. Çünkü birinciyi almamın nedeni de yetenekleri, DNA'ları vererek yetenekleri güçlendiriyoruz. Daha sonra bazı güçlendirmeleri geri almamız gerek ve DNA'yı çok az veriyor. Bu yeteneği aldıktan sonra DNA'lara bonus katarak veriyor size. Bu da sizin çok işinize yarıyor. Diğer kolları da basarak açabilirsiniz ama kilidi aç deyince sizi başka bir yere yönlendiriyor. Oraya yönlendirmesinin amacı da sizden kesin ekstra ücret isteyecek. O yüzden oyunun kendi açtığı özellikler yeter. Ekstra ücret vermeyin. Ekstra ücret verecekseniz tek hızlandırmayı almanız yeter. Yani premium özelliğini alsanız yetiyor. Ama onu da almadan da oynayabilirsiniz. Evet, şu anda vazgeçilmez yer Çin. Çin'den virüsü saldık. Birazdan yeteneklere geçeceğiz. Parazit de biraz gıcık eden bir yer. Çünkü bütün ülkeyi virüsün etkisi altına alıyorum ama öldürmem çok geç oluyordu. En sonunda öldürmeyi de buldum. Evet, şu anda bu kadar DNA yeter. İlk önce simbiyozu üçlememiz gerek. Çünkü simbiyozu üçlememizin amacı virüsün bilim adamları virüsü çok geç keşfediyor. Keşfettiğimde zaten dünyanın neredeyse %90 %98'ini ele geçirmiş oluyorum. Bazen %100'ünü ele geçirdiğim zaman da virüs ancak tedavi başlıyor. Ve şu anda simbiyozu üçledik. Hava ve su. Hava ve suya da ikişer defa vereceğiz. İkisine verdikten sonra ortada açılan bir bölüm var. Oraya vermemize gerek yok. Şu şekilde hava ikileyelim. Suya yetmedi. Suyu da aynı şekilde ikiledikten sonra ilaç bölümüne geçeceğiz ve virüsümüzü güçlendireceğiz. Bu bölümde neden ses yok derseniz siren sesi ya da öksürük sesi gibi onları kapattım. Artık onlar olmadan videolarımı çekeceğim. Çünkü mantar bölümünde çok sinir etti. Tam bir şey söylüyorum, siren çalıyor. Söylediğim şeyi kendim bile anlamadım daha sonra. Videoyu izlerken oraları kesmek zorunda kaldım. Çünkü öyle bir siren sesi çıkıyor ki kulakların çınlıyor. Mantarda oraları kesmek zorunda kaldım. Ama zaten söylediğim yerler oyunun hangi yeteneklere vereceğim. Daha sonra onları zaten göstertiyorum. Gösterdiğim yerleri kesmedim. O yüzden mantarı aynı şekilde ederseniz ölümü çok rahat geçersiniz. Evet, şu an şekilde su 1, su 2. Evet, yayılımla artık iş bitti. Artık yayılıma bir daha girmemize gerek kalmadı. Şu anda DNA biriktirip ilaç bölümüne gideceğiz. Mantarda sürekli gelen mutasyonları geri alın diyordum ama bunda hiçbir gerek yok. İstediği her şey mutasyona uğrayabilir. İstediği mutasyona uğrasın, geri almanıza gerek yok. Evet, bunu bu şekilde gelen DNA puanlarını toplayarak DNA biriktirmemiz gerek. Çünkü ilacı güçlendireceğiz. Virüsü güçlendireceğiz ki tedavisi daha da zorlaşsın.
Evet. O combo oldu. Tamam, bu kadar. Şimdilik yeter. Evet. Şimdi neye bak yapacağız? Şu anda önümde strateji kağıdı var. O yüzden ona bakarak söyleyeceğim. Ses kayması var diye düşünmeyin. Çünkü önce yeteneğin ismini söyleyeceğim. Daha sonra yeteneğe basacağım. Neye basacağız? İlaç direnci. Evet. İlaç direnci 1. Daha sonra ilaç direnci 2. Evet. Yetenek DNA bitti. İlaç direnci 1 ve 2 açtıktan sonra tekrar DNA toplayacağız. Belki sizde daha fazla olabilir. Ama gene de zaten DNA her türlü gerekli. DNA'ları toplayalım. 30'u geçmesi lazım. Çünkü bu şekilde diğer açacağımız yetenek büyük ihtimalle 29 isteyecek. Evet, hemen gelelim. Neye veriyoruz? Bu neymiş? Genetik sertleşme. Bu isim her zaman gıcıma giden bir isim. Evet, birinci seviyesini açıyoruz. Ve ikinci seviyesini de açmamız gerek. Evet, bu şekilde ikinci seviyesini de açacağız onun. Sekiz istiyordu. Evet. Genetik sertleşme 2. Yani şu anda tekrar DNA bölümüne DNA toplamamız gerek. Evet, bundan sonra ilaçla ilgili bir yeteneğimiz kaldı. O da genetik karışıklık 1. Evet, genetik karışıklık 1'i de açtıktan sonra artık bütün her yerle işimiz bitiyor. Dünyayı tamamen virüsü dünyaya tamamen yayıp ve DNA puanı, altta gördüğünüz DNA puanını 60'ın üzerine çıkartmayı bekleyeceğiz. Ve ekrana gelen uyarıyı bekleyeceğiz. Ekrana uyarı gelmesi lazım. Dünyada sağlam insan kalmadı diye. Sağlıklı insan kalmadı uyarısı gelene kadar DNA toplayacağız. Daha sonra öldürmelere başlayacağız. Öldürme de aynı diğer mantarda yaptığım gibi. Bunda sadece sanırım bir tane ekstra özellik var. Mantarla neredeyse aynı bir öldürme oranına sahip. Evet, sanırım bu yeterli. Evet. Genetik karışıklık 1. Artık yetenek bölümüyle de işimiz bitti. Şu anda tek yapmamız gereken DNA puanı biriktirmek ve dünyayı tamamen virüsün eline bırakmak. Evet, hastalığımız şu anda gittikçe artıyor. Evet, bir mutasyon daha olmuş. Dünyayı tamamen virüsün etkisine bırakmak gerekiyor. Her yere virüs yayılsın ki bölümü geçelim. Evet, hızla yayılıyor. Bakalım hangi veriler. Enfeksiyon, sağlıklı faz, Batı Afrika, Angola, Botswana, İzlanda, Zimbabwe, Grönland, Orta Afrika, başka sağlam ülke. Başka sağlam ülke kalmamış. En çok uğraştıran Zimbabwe. Zimbabwe neredeyse bitmiş, %50'ye gelmiş. Botswana. Bu iki ülke çok uğraştırıyor çünkü bu iki ülkenin uğraştırma sebebi ısı, yani virüsümüzün ısıya karşı direncini arttırmamamızın sebebi. Onu arttırmadığımız için bu ülkeler çok yavaş virüs yayılıyor. Ama onları da arttırırsak DNA puanımız öldürmeye yetmeyecek. Bu kez yenilmemize sebep olacak. O yüzden biraz geç oluyor ama gene de yayılım sağlanıyor.
Yani şu anda dünya neredeyse tamamen virüsün etkisini oldu ama biz hala 60'a çıkamadık diyecektim. Neredeyse 60 olacağız. Evet, son ülke Angola. Mutasyona uğradı. Evet, şu anda 60'ı geçti DNA puanımız. Birazdan öldürmelere başlayacağız. %1'lik bir hisse kalmış. O da hangi ülke acaba? Evet. İzlanda. Tek sağlam kalan ülke İzlanda kalmış. Evet, İzlanda'yı da bitirdikten sonra uyarıyı bekleyeceğiz. Uyarıyı sadece 1-2, yani en fazla 4 saniye beklesek yeter. Çünkü bazen uyarı çok geç geliyor. Bazen ölümler başladıktan sonra uyarı geliyor. Bazen çok ölümlerden neredeyse dünyanın %50'sini öldürdükten sonra gelebiliyor. Uyarı kafasına göre takılıyor. Burayı neden bıraktık? İzlanda. İzlanda şu anda neredeyse %60. Evet, %60'ı geçmiş. Ve DNA puanımız. Diğer oynadığımda ben %80'i geçememiştim. %80'e ulaştı. Sizin %80'i büyük ihtimal aynı oynadığımız için geçer ama geçmezse tüm dünya virüsün etkisini olduktan sonra su ve havadaki tecrübeleri geri alabilirsiniz. Tabi burayı birazdan göstereceğim. Yetenekleri verdikten sonra ölüm yetenekleri eğer yetmezse DNA'nız su ve havadaki DNA'ları geri alabilirsiniz ama sakın ilaca verdiğimiz ve bu virüsün bulunmasını engelleyen yani yetenek bölümündeki hiçbir şeyi geri almayın. Evet, dünya tamamen gitti mi? Veri. Evet, bir buradan bakalım. Grönland. Bir başka. Şu anda bir ülke kalmış. O ülkede neresi acaba? Grönland nerede ya? Neyse. Mutasyona uğradı. Evet, bekleyelim. Nasıl o ülkede bulaşmış? O ülkede yakında biter. Evet. DNA'mız %93'e çıktı DNA puanı. Ben strateji geliştirirken bu kadar yükselmemişti DNA. Evet, başarının kilidi açıldı. Yeni Zelanda. Yeni Zelanda zaten bitmiş ki. Evet. Dünyada hiç sağlıklı insan kalmadı. Uyarımız geldi. Evet, şu anda eğer premiumsanız hızınızı normale alın. Evet, şimdi öldürme yerlerine başlıyoruz. Önce öksürük, daha sonra hapşırık, sanki grip oldu. Sonra bağışıklık bastırma. Ondan sonra organ yetmezliği. Normal grip gibi başladık. Kütlesel katliama döndük. Ondan sonra koma. Evet, komaya da verdik. Daha sonra uykusuzluk zaten mutasyona uğramış. Ondan sonra paranoya da mutasyona uğramış. Biz nöbetlere vereceğiz. Ve daha sonra son kalan yetenek bu. Delilik. Evet, deliliğe yetmediği için hemen buradaki su ve diğerine havaya verdiklerimizi geri alıyoruz. Evet, aldık.
Ve delilik. Evet, deliliğe de verdik. Artık işimiz bitti. Artık kağıdı kaldırabiliriz. Strateji kağıdına artık gerek kalmadı. Şu anda tek yapmamız gereken beklemek. Şöyle dünyaya görelim. Gördüğünüz gibi sağ altta ölümler artıyor ve %1 tedavi başladı. Çünkü tedavinin başlama sebebi de ölümlerin birdenbire artması. Tedavi o yüzden hemen başladı. Bunda da hızla oynamamamın amacı premium özelliğini ölümde kullanmıyorum. Çünkü şu anda normal hızda oynuyorum. Bunu hızlandırırsam tedavi de onunla birlikte hızlanıyor. Nedense bu sadece galiba bende oluyor. Ya da bütün herkeste oluyor mu bilmiyorum. Onu hızlandırınca tedavi de hızlanıyor. Bir şekilde kaybediyorum oyunu. Yani bu stratejinin aynısını yapsam bile oyunu kaybediyorum. O yüzden normal modda oynuyorum. Bu biraz ölümler uzun sürebilir. O yüzden arada kesikler yapabilirim. Kesimler yapabilirim. O yüzden kusura bakmayın. Ama zaten buraya kadar yaptıysanız bütün her şeyi, buradan sonra zaten pek bir şey yok. Sadece bekleyeceğiz. Hem bütün herkesi öldürmeyi bekleyeceğiz. Hem de ekrana gelen tedavileri reddedeceğiz. Başka yapmamız gereken hiçbir şey yok. Tamam, bir de bölümü geçtikten sonra açılacak olan özelliğin ne olduğunu bakacağız. Tamam, şu anda işinizden küfür edebilirsiniz. Bu DNA normalde neden bu kadar hızlı artmadı diye. Benim yaptığım gibi. Bakın şu anda nasıl hızlı artıyor. Bu DNA'nın artış bu şekilde artması birden ilk başladığımız andan itibaren bu şekilde artsaydı şu anda zaten çoktan kitlesel katliama ulaşmıştık. Şu anda zaten neredeyse bölümü bile bitirmiş olabilirdik. Şu anda 16.000 kaldı. 11, 7.000, 6.000, 4.000. Evet, oyunu neredeyse bitirmek üzereyiz artık. 1.000. Evet, 600, 200, 18 ve 0. Evet, hadi zafer. Ve bir başarı puanı daha. Evet, geçelim sonraki. Evet, DNA dizilişi karmaşık, zorluk normal, salgın türü parazit, zaman 100, yok 1321, tedavi ilerlemesi %34, toplam skor. Vay, bu skor bayağı hepsinden güçlü oldu. 10.910. 11'e geçtim ben daha önce. Hatırlamıyorum ama. Evet, bu da diğeri gibi 3 sembolle bitirmişim. Çıkış. Yeni gen bulundu. Derwent. Evet, bir gen daha geldi. Bunu da artık bir sonraki video. Bölümler bittikten sonra üstte sağ yukarıda gördüğünüz gibi vampir bölümleri ve bu ne? Maymun bölümleri galiba. O bölümler var. Onları da eğer açabilirsem oynayacağım. Videom bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Devam için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. İyi günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.